Burada gördüğünüz şeyler tarihteki olayları gösteren birkaç görüntü. Çoğumuzun bu konuda biraz bilgisi ya da duymuşluğu, konuşmuşluğu vardır. Tarihi daha büyük ölçekli düşünürsek, buradaki tüm mesele 13,8 milyar yılın ne kadar uzun olduğunu anlamaya başlamak. İlk olarak burada bu olayı en iyi şekilde tasvir eden bu resimle başlayalım. Bu görüntü, NASA'nın büyük patlamayı tasvir ettiği bir görüntü. Büyük patlama 13,8 milyar yıl önce gerçekleşiyor. Biraz daha ileriye aslında çok çok ileriye gidersek Güneş sistemimizin ve dünyamızın şu anki oluşumuna geliyoruz. Burada ön gezegensel diski görüyoruz. Yani genç güneşimizi çevreleyen gezegenimsi disk. İşte buradaki 4,5 milyar yıl önceydi. Tekrar söyleyeyim. Bunlar fotoğraf değil, sadece tasvir. Çünkü o zamanlar orada bunların fotoğrafını çekecek makineler yoktu. Bu da dinozorları öldüren asteroidin Dünyaya çarptığı anda oluşturduğunu düşündüğümüz görüntü. Bu astreoid dinozorları 65 milyon yıl önce öldürdü. Yazalım 65 milyon yıl önce. O zamanlara kadar yeryüzünde kara dinozorları vardı. Bugünkü teorilere göre bu çarpışma dinozorları yeryüzünden sildi. Şimdi biraz daha ileriye günümüzden 3 milyon yıl öncesine gidiyoruz. 3 milyon. Görebilmeniz için başka bir renkle yazayım. Evet, yaklaşık 3 milyon yıl önce de durum buydu. Bu Australopithecus afarensis evet. Bunun bir tasviri. Buna Lucy deniyor. Bazı kaynaklara göre Lucy'nin DNAları günümüze kadar ulaşmıştır. Biraz daha ileriye gidersek, yerkürede ilk modern insanın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani sizin gibi, benim gibi görünen ve düşünebilen insanlar. Bu 200 bin yıl önceydi. İşte tam burada. Tabii ki bu çizim çok daha sonra yapıldı, ama bu günümüz insanının bir tasviri, yani 200 bin yıl öncesinin. Sonrasında daha da ileriye gidiyoruz. Burada İsa peygamberin bir tasvirini görüyoruz. Tabii bu görüntüyü seçmek zorunda değildik ama takvim milat olarak onun doğum gününü kabul ettiği için bu görüntüyü kullanabiliriz diye düşündüm. Yani günümüz tarihi, modern tarih genelde İsa peygamberin doğumundan sonraki zaman olarak kabul edildiği için onun doğumunu anlatan bir görüntü koyabiliriz. Bu 2000 yıl önceydi. Evet, 2000 yıl. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bağımsızlık bildirgesi de büyük bir olaydı. O yüzden bunu buraya koyarken sadece Amerika'yı ilgilendiren bir olay olarak düşünmedim. Daha çok bu tür olayların bir örneği olarak ele aldım. Evet. Bildirge anayasal demokrasinin üzerine kuruluydu ve dünya çapında seküler demokrasinin ilk örneklerinden biriydi. İnsanlar İngiltere kralını artık istemiyoruz dediler ve bu sistemden kurtuldular. Bu da 234 yıl önceydi. Evet 234 yıl. Kısacası bunların çoğu duyduğumuz veya konuştuğumuz olaylar ya da dönemler. Ben de bu videoda bu olayları anlayabileceğimiz bir zaman cetveline bağlamak istiyorum. Mesela büyük patlama 13,8 milyar yıl önce oldu demek yerine 10 yıl önce olmuş gibi düşünelim. Böylece çoğumuz özellikle 10 yaşın üzerindeyseniz 10 yılın ne olduğunu anlayabiliriz. Aslında bu da çok uzun bir zaman dilimi ama ömrünüzün yetebileceği, gözlemleyebileceğimiz bir şey. O yüzden büyük patlama 13,8 milyar yıl önce oldu demek yerine bunu 10 yıl önce olmuş gibi düşünelim. Büyük patlamanın 10 yıl önce olduğunu varsayarken bir de bu olayların kaç yıl, kaç saat ya da kaç dakika önce olduğunu düşünelim. Eğer her şeyi bu şekilde oranlayacak olursak dünya 3,3 yıl önce oluşmuş olacaktı. Yine de aslında bu çok şaşırtıcı bir şey değil değil mi? Bu evrenin yaşının büyük bir kısmı ama o kadar da şaşırtıcı değil. Son kara dinozorlarının neslinin tükendiği zamana yani 65 milyon yıl öncesine gidelim. Bu ayrıca milyon ve milyar arasındaki farkı anlamamızı sağlayacak. Eğer evren sadece 10 yaşında olsaydı, dinozorların nesli 17 gün önce tükenmiş olurdu. Dinozorların nesli bir aydan bile daha kısa bir süre önce tükenmiş oluyor. Yani eğer evren 10 yıl önce oluştuysa, dinozorların nesli geçen ay yok olmuş oluyor. Bu daha da ilginç. Dinozorların nesli 17 gün önce tükenmişti. Australopithecus afarensis ise daha 19 saat önce dünya üzerinde yürüyordu. Yani daha dün dünya üzerinde geziniyordu. İlk insanlar da 80 dakika öncesine kadar ortalıkta yoktu. Evet 80 dakika. Yani bir saatten biraz daha uzun bir süre öncesine kadar modern insan diye bir şey yoktu. O zaman eğer evren 10 yıllık olsaydı bizim gibi görünen ve düşünen birini bir saat öncesine kadar göremezdik. Biraz daha ileriye gidelim. Eğer evren 13,8 milyar yerine 10 yaşında olsaydı, yani her şeyi buna oranlasaydık, İsa peygamber 46 saniye önce doğmuş olurdu. Eğer bağımsızlık bildirgesine kadar gidecek olursak bu olay 5 saniye önce olmuş olurdu. Evet, 5 saniye önce. Bu evrenin yaşı kadar şaşırtıcı olmasa da bence yine de çok ilginç bir şey. Eğer evren 10 yaşında olsaydı, dünyada 1776'dan beri gerçekleşen her şey 5 saniyeye sığdırılabilirdi. Umarım bu size bir bakış açısı kazandırmıştır. Bir sonraki videoda bazı şeyleri zamanı kullanarak küçültmek yerine bu ölçüyü uzunluk ölçüsüyle kıyaslayacağız. Böylece eğer evren ekranımızdaki pikseller olsaydı gördüğümüz bu şeyler ne kadar büyük olurdu diye sorabileceğiz.